Tekfen'de yeri geldiğinde bir yol projesiyle de ilgilenmek zorunda kaldım. Bazen bina projelerine girip çıktım. Ve tabii Tekfen'de müteahhit olmanın, kontraktör olmanın heyecanını tattım. Bu bambaşka bir heyecan. Ve burada gördüm ki iş geliştirmek hakikaten çok enteresan ve zevkli bir iş. İş geliştirme yapabilmek için strateji kurmak zorundasınız. Strateji kurmak da şirketinizi 5 sene sonra, 10 sene sonra nerede görmek istediğinizle çok alakalı bir konu. 18 aylık bir projeye gitmiştim, hiç unutmuyorum. Gayet basit bir enerji santraliydi. Fakat ciddi problemlerle karşılaştık ve eve tam tamına 42 ay sonra döndüm. Mühendis eşi olmak, mühendis eşi olmaya cesaretini gösteren, buna dayanabilen bütün hanımları gerçekten çok takdir ediyorum. Eğer bir mühendislik şirketi ya da teknolojiye yakın olan herhangi bir şirket, eğer gün içinde 5 ila 10 yıl sonrasına bakmıyorsa ve bunu bir bütün halinde tüm çalışanlarından bahsediyorum. Bunu bir bütün halinde beceremiyorsa geleceği yok demektir. Yoğunlaşmamız gereken nokta kendi mühendisliğimizi daha iyi yaparak taahhüt grubunun daha büyük projeleri alabilmesini sağlamak. Hakikaten satranç oyunundaki stratejiyi kurup alternatif stratejiler yaratıp taahhüt grubuna daha fazla, daha büyük işler, daha teknolojik işler getirmek. Bizim ödevimiz, mandate'imiz, misyonumuz bu olmalı. Yenilenebilir enerji ne yapabiliriz? Piyasada oluşmuş piyasa payı yüksek mühendislik teknoloji şirketlerinin yanında kendimize nasıl yer açabiliriz? Katı atık yönetimi, su arıtımı buralarda ne yapabiliriz? Bütün bunları hakikaten kafa yoruyoruz.